Donan arşivinden selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Asus'un Republic of Gamers serisine ait GR8-2 isimli içerisinde gerçek bir canavarı barındıran mini bilgisayarıyla karşınızdayım. Şimdi gelelim dostlar bu yakışıklıya yakından bakmaya. Birazdan bu canavarla çatır çatır oyun da oynayacağız ama öncelikle gelin cihazın tasarım hakkında biraz konuşalım ki hiç şüphe yok ki Asus'un Republic of Gamers serisindeki ürünlerindeki tasarım mükemmel ve buradaki tasarımı da yine çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta benim söylememe bile gerek yok. Siz zaten şu anda görüyorsunuz ve cihazın üzerine çalışılmış olan tasarımı gerçekten çok ama çok sağlam. Şimdi cihazın özellikle ilk gözümde çarpan kısmı ön alandaki RGB aydınlatma. Özellikle Asus'un kendi Aura yazılımıyla buradaki RGB efektini istediğiniz her alanda düzenleyip değiştirebiliyorsunuz. Mesela müzik dinliyorsanız müziğe göre buradaki RGB efekt ritim tutabiliyor. Yine bunu Asus'un kendi Aura yazılımıyla yapmanız mümkün oluyor dostlar. Cihazın tasarımına geldiğimizde burada antrasit ve turuncunun harmanlandığı çok şık bir görüntü bize sunuluyor. Cihazın tasarımına aslında fazla söylenecek bir şey yok. Tasarım kelimenin tam anlamıyla müthiş. Cihazın giriş çıkış kısmına geldiğimiz zaman burada bir ön panel bizi karşılıyor ve bu ön panelde en üstte kulaklık girişi, bir altta mikrofon girişi ve onun altında ise iki tane USB 3.0 girişini görebiliyorsunuz. Arka kısmına ise dostlar bizi daha fazla giriş çıkış birimi karşılıyor. Burada en tepeden en aşağıya baktığımız takdirde bizi bir adet optik ses girişi, onun bir altında ise gigabit ethernet portunu görebilirken bir alt kısımda ise USB 3.1 USB portlarını görebiliyorsunuz ve orada bir adet de USB Type-C destekli USB 3.1 bu cihaz üzerinde yine bulunuyor. Type-C'nin bulunması böyle bir cihaz için gerçekten oldukça güzel dostlar. Ve en alt indiğimiz zaman burada bizi görüntü çıkışları karşılıyor. Burada iki tane HDMI çıkışını görebiliyoruz ve bir tane DisplayPort çıkışını görebiliyoruz. Buradaki görüntü çıkış birimleri ise 4K 60 Hz'e uyumlu görüntü çıkışları olduğunu söyleyebilirim. Cihazın giriş çıkışları ve tasarımı bu şekilde. Şimdi gelin cihazın kalbinde yatan teknik özelliklere yakından bakalım. Cihaz işlemci tarafında Intel'in 77.0 isimli çok güçlü bir işlemcisini barındırıyor ve bu işlemci hani oyunu bırakın bu cihazla render almak, üç boyutta çalışmak, tasarım yapmak bile çok mümkün ki cihazın soğutması da oldukça iyi. Hatta şimdi birazdan ısı testlerini göreceğiz ama cihazın ekran kart tarafına geldiğimiz zaman burada bizi GTX 1060 3 GB'lık yine oyunlarda yüksek performans alabileceğimiz çok güçlü bir de ekran kartı böyle mini bir boyutlu bilgisayar içerisinde bulunuyor dostlar. RAM tarafında ise 16 GB'lık DDR4 2400 MHz'lik RAM'imiz yine bu cihaz içerisinde bulunurken cihazın dostlar SSD tarafında ise 256 GB'lık saniyede 530 MB, 550 MB'e varan okuma hızlarını bize sunabilen SSD yine bu cihaz içerisinde bulunuyor. Ve depolama kısmında ise 1 TB'lık hard disk yine bu cihaz içerisinde dostlar bulunuyor. Peki böyle bir cihaz bize gün sonunda ne gibi bir avantaj sağlar bunu konuşmak gerekiyor. Öncelikle bu cihaz gerçekten de 20 kiloluk, 30 kiloluk masaüstü bilgisayarların olsa vermiş olduğu performansı 4 kilogramlık bir ağırlığa sığdırmayı başarabilen bir cihaz dostlar. Sizin de en baştan gördüğünüz gibi bu cihazı sırt çantanıza atıp istediğiniz yere rahatlıkla gidebilirsiniz ve size tam anlamıyla güçlü bir yük de oluşturmayacak.
bu cihazı evinizden çıkıp ofisinize veya farklı bir ortama taşımanız gayet mümkün. Özellikle ev ortamında odanızdan salona alıp burada bir 4K televizyona bağlayıp 4K bir video açıp da sizin orada bir 4K filmi keyif yaşamanızda imkan tanıyan gerçekten çok kullanışlı bir sistem olmuş. Bu cihazı güçlü bir taşınabilir bilgisayar olarak da söyleyebiliriz veya yeri küçük olanlar için veya evinin salonunu bir kenara koyabilecek çok güçlü bir sistem olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim dostlar. Bu cihaz aslında bu açıdan biraz düşünmek gerekiyor ki bu cihaz tasarımı ergonomik ve taşınabilir anlamında bize çok fazla imkanlar sunan bir cihaz olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Peki böyle bir mini bilgisayar GTX 1060 ve 7700 ile bize nasıl bir oyun performansı sunabiliyor? Bunlar hakkında konuşalım dostlar. Cihazın oyun performansına geldiğimiz zaman ilk testim yine bu cihazın yanında hediye olarak verilen Warhammer Dawn of War 3 isimli oyun dostlar. Oyun daha yeni çıktı. Steam'de yaklaşık fiyatı 190 lira falan var dostlar ve bu cihazda hediye olarak veriliyor. Şimdi bu cihazın yanına gelen bir seri numarası bulunuyor ve oyun kodu bulunuyor. Asus'un Republic of Gamers ürün netleştirme sayfasına giriyorsunuz ve en aşağıda Avrupa kısmını seçiyorsunuz. Seçtikten sonra elinizde bulunan seri numara ve oyun kodunu buradaki ürün netleştirme kısmında en aşağıdaki alana tıklayarak dostlar ürününüzü etkinleştiriyorsunuz ve size verilen Steam oyun koduyla da bu oyuna sahip oluyorsunuz. Burada sadece bu ürün için değil Asus'un yine Republic of Gamers serisindeki hemen hemen bütün ürünlerine de gerek router olsun gerek de Asus'un monitörlerinde dostlar bu oyun hediye olarak sizlere veriliyor. Şimdi gelelim bu oyunda bu sistemin vermiş olduğu performans neymiş bunun hakkında konuşalım. Çözünürlüğümüz 1080 piksel aşağısı yok ve bütün grafik ayarlarımız ultra'da. Ve Ultra'da vermiş olduğu performans ortalamada tam 76 FPS oldu. 100 FPS'leri gördük, 90'ları gördük, 65'leri gördük ama ortalamaya geldiğimiz zaman 76 FPS'lik bir sonucu bize bu sistem verebildi ki böyle güncel, güçlü bir oyunda vermiş olduğu performans gerçekten çok başarılı. Bir farklı oyun testi ise Battlefield 1 dostlar. Battlefield 1'e geldiğimiz takdirde ise burada 1080 piksel çözünürlük ve Ultra grafik ayarlarında bize sistemin vermiş olduğu ortalama FPS tam 70 FPS oldu ki 70 FPS 1080 piksel ultra grafik ayarları için Battlefield 1'de sistemin vermiş olduğu bu FPS'leri çok başarılı. Sistemin oyun performansına aslında denecek bir şey yok fazla çünkü içerisinde zaten GTX 1060 barındırıyor. Peki bu güçlü bileşenlere karşı sistemin sıcaklık değerleri nasıldı? Biliyorsunuz dostlar bu tür cihazlar mini sistemler ve burada soğutma biraz sorunlu olabiliyor ama Asus bize gerçekten de başarılı bir soğutmayı sunabilmiş. Oyuna girdiğimiz zaman zaten siz de şu anda görebiliyorsunuz. Ekran kartı sıcaklığımız 75 dereceyi geçmedi ve işlemci sıcaklığımız dostlar 70 dereceyi geçmedi. Bu iki sıcaklık değeri böyle bir mini bilgisayar için oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Peki ses nasıl derseniz ses kısmına geldiğimiz zaman standart bir oyuncu notebook'unun sunmuş olduğu ses şiddetini bu cihazda bize sunuyor. Sistemi oyundayken evet ses çıkartıyor ama atıyorum yanınızda ufak bir müzik çaldığı takdirde bu sesi duymuyorsunuz. Yani dediğim gibi günün sonunda bir notebook'un, oyuncu notebook'un bize sunmuş olduğu ses şiddetinden fazla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Ses şiddeti ve sıcaklık değerleri böyle bir mini bilgisayar için beni oldukça tatmin ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim dostlar. Sonuç kısmına geldiğimiz takdirde dostlar bugün karşımızda tasarım, performans ve ergonomi anlamında çok başarılı bir ürün bulunmaktaydı ve özellikle bu cihazı alın koltuğunuzun altına koyun istediğiniz yere gidin. Yani bütün işleriniz, çalışmalarınız, her şeyiniz bu cihaz içerisinde olsun ve seyahate çıktığınız zaman bu cihaz size kesinlikle bir yük oluşturmayacak. Özellikle ev sistemlerinde 4K bir video için, 4K bir sinema seyir keyfi için kesinlikle kullanabilecek ve oyun performansında doruklarda yaşayabileceğiniz çok hoş bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunu gözettiğimiz zaman dostlar bu cihazı başarılı tasarım ödülünü de vermek istiyorum. Evet dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.